8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz güzellik uzmanı ve eğitmeni Betül Yılmaz. Betül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tabii kıl problemi pek çok kişinin sıkıntısı. Gerek erkek olsun, gerek bayan olsun. Bunlara yönelik olarak da lazer epilasyon gibi bir yöntem var Allah'tan. Evet. Lazer epilasyon nedir? Biraz bahseder misiniz? Lazer epilasyon, vücutta bulunan kılların lazer sistemiyle vücudun derinin altına gönderilen ışınlar yardımıyla yok edilmesine çalışılması işlemi oluyor. Peki lazer epilasyonu nerelerde yaptırabiliriz? Nerelerde yaptırabiliriz? Daha önce sadece doktorlar ve klinikler de yapılıyordu, doktorlar yapıyordu. Artık güzellik salonlarında da yapılmaya başladı. Peki lazer epilasyon nasıl işliyor? Nasıl işliyor? Verdiği nanometrik ışınlar sayesinde derinin altına gönderdiğimiz ışınları kıl köklerini yakarak tahrip etmesini sağlıyoruz. Bu sayede kıllarımızda azalma görülüyor. Peki lazer epilasyonla tüm kıllarımızdan kurtulabilir miyiz? Ne kadar sürede kurtuluyoruz? Tüm kıllarımızdan kurtuluyoruz demek yanlış olur. Hatta %100 kurtuluyorsunuz diye vaat eden yerler de var ama bu doğru bir şey değil. Biz kesinlikle %100 kurtulmayı vaat etmiyoruz. Çünkü bu kişinin kıl tipine, cilt tipine, genetiğine bağlı olarak değişebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir doğumdan sonra bile kıllarda artış gözlenebiliyor. Dolayısıyla ne kadar seans yaptırırsınız yaptırın, dökülme de olmayabilir. Yani çok böyle %100 sonuç vermiyoruz kesinlikle. Peki bu lazer teknolojisi bütün kıl yapılarını görür mü? Bütün kıl renklerini görür mü? Bütün kıl renklerini demeyelim, bütün cilt tiplerinde, renklerinde uygun uygulanabiliyor. Yalnız kızıllaşmış, turuncu, açık tenli, yani sarı ve beyaz kıllarda etkili değil maalesef. Etkili değil. Peki lazer epilasyon sayesinde %100 az önce kurtulamadığımızı söylediniz. Yüzde kaç kurtulabiliyoruz? Yani oran vermemiz pek doğru değil dediğim gibi. Kişinin cilt tipini, kıl tipini bilemediğimiz için bir oranla ilerlemiyoruz. Nasıl yapıyoruz eğer onu da soracaksanız. Kişinin cilt analizini, kıl analizini yaptıktan sonra belli bir seans sayısında işlem yapıldıktan sonra 6 ayda bir, yılda bir tekrar bir seansa davet ediyoruz. Peki ortalamada diyeyim o zaman, ortalamada kaç seans gerekiyor? Ortalamada 6 seans. Peki seans aralıkları ne kadar? 30 günde bir, 1,5 ayda bir. Yine dökülmelere bağlı olarak değişiyor. Peki dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Yani lazer epilasyon için başvuran bir kişinin hangi yoldan geçmesi gerekiyor, ne yapması gerekiyor? Önce sizinle görüşmesi mi gerekiyor yoksa telefonla ben işte kıllarımdan kurtulmak istiyorum, seans almak istiyorum mu demesi gerekiyor? Nasıl yaklaşılıyor? Genellikle dediğiniz gibi de oluyor. Telefonla arayıp bilgi almak istiyorlar. Ön bir bilgi veriyoruz tabii ki ama cilt tipini bilmeden tekrar etmem gerekirse yanlış bir bilgi vermiş oluruz. Öncelikle salonumuza davet ediyoruz. Ücretsiz analizlerimiz var zaten. Uzman ekibimiz var. Analizlerimizi yapıyoruz. Daha sonrasında kaç seans gerekiyor, kaç ay aralıklarla gelmesi gerekiyor, kaç gün aralıklarla gelmesi gerekiyor bunu belirliyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Peki dikkat etmemiz gereken hususlar nedir? Yani lazer epilasyon yaptırmak isteyen bir kişi nelere dikkat etmesi gerekir? Nelere dikkat etmesi gerekir? Öncelikle gideceği salonun ya da kliniğin kullandığı cihazlara bakması gerekiyor. Gerçekten bir güzellik uzmanı mı yapıyor? Buna bakması gerekiyor. Çünkü eğitim alıp stajyer olabilirler ya da eğitime yeni başlayıp bu işe girmeye çalışabilirler. Öncelikle zaten yeni gelen kanunlarla birlikte artık güzellik uzmanlığı olması gerekiyor. Yani cihazın başında bir güzellik uzmanı, o eğitimi almış, o sertifikaları, eğitimleri tamamlamış bir kişinin olması gerekiyor. Denetimlerle de bunları gayet net bir şekilde görebileceğiz önümüzdeki günlerde. Evet. Bu konuda da biraz hassasım. Anladım. Peki kadınlarla erkekler arasında yani bu lazer epilasyonda yani kıllardan kurtulma arasında fark var mı? Evet, var. Yani bildiğiniz üzere sizin kılınızla benim kılım bir değil. Evet. Sizinkiler daha kalın olabilir bana nazaran ya da diğer insanlarla kıyasladığımızda. Daha kalın ya da daha ince olabilir. Derinliği daha farklı olabilir. O yüzden kullandığımız cihazdan biraz bahsedebilirsem. Tabii ki. Cihazımız yani nanoteknoloji, son teknoloji bir cihaz. Yeni girdi piyasaya ve
kullandığımız sistemde cilt tipini seçebiliyoruz. Direkt kendisi belirliyor cihaz. Yani bu cilt tipine bu atış, bu nanometrik, bu jül gerekiyor diye. O şekilde daha kolay bir seans aralığı belirleyebiliyoruz. Peki bir seferde tüm vücut yapılabiliyor mu? Mesela erkeklerde şimdi sırtta oluyor, göğüste oluyor, ne bileyim kollarda oluyor. Evet. Şimdi bildiğim kadarıyla koltuk altı bölgesi ya da intim bölgesi kılların çabuk gittiği bölgeler. Fakat kişilerin de asıl rahatsız olduğu aslında görünen yerlerdir. Hı hı. Bu bölgelerle bu bölgeler arasında fark var mı? Evet. İntim bölgesi dediğiniz bölge daha zor biten bir bölge oluyor genelde. İlk bitenler koltuk altı, kol, bacak oluyor. O yüzden dediğim gibi tekrardan analiz yapmak gerekiyor. Peki sırt bölgesi mesela erkekler için diyecek olsak ya da ense bölgesi ya da yüz bölgesini uygularken dikkat edilmesi gereken önemli konular var mı? Önemli konular güneş koruyucusu kullanmamız lazım işlemden sonra özellikle. Peeling yapabilirler. Tabii ki bunlar yine bizim uzmanlarımıza danışarak uzmanlarımızın yönlendirmesiyle olabilecek şeyler. Çok batık varsa peeling öneriyoruz. Yoksa gerek yok mesela. İşlem sonrası kılları canlandırmamak için ağda, jilet gibi işlemleri yapmamamız gerekiyor. Peki siz uygulama öncesi o kılları sonuçta kesiyorsunuz. Onu keserken makineyle mi kesiyorsunuz yoksa jiletle mi kesiyorsunuz? Evet, makineyle kesiyoruz ve sıfır tıraşlı olması gerekiyor. Yani bize gelmeden önce ağdasını yapabilir, bir iki gün geçmiş olabilir, o şekilde alıyoruz. Ya da sıfır jilet yapıp gelebilir bir gün öncesinden ya da aynı gün. Daha etkili oluyor sonuçlar ve daha az acısız. Buz lazer olduğu için acı ağrı çok fazla olmuyor zaten ama kıllı ya da işte jiletsiz bir şekilde biz almayı tercih etmiyoruz. Anladım. Peki şimdi lazer uygulamalarında özellikle en büyük sıkıntı geri dönüşler. Yani geri dönüşlerden kastım işte kişi yaptırıyor bir süre sonra işte 6 seans yaptırıyor ya da 7 seans yaptırıyor ama bir süre sonra tekrardan oluyor. Bu tip durumlarda nasıl yaklaşıyorsunuz hastalara? Bu tip durumlarda yeniden paket alması gerekebilir, yeniden seans alması gerekebilir. Dediğim gibi yani seanslarımız tamamen kişinin kıl tipine, cilt tipine göre değiştiği için seans aralıklarını da geldiği zaman belirliyoruz. Diyelim ki dökülmeleri olmadı ki cihazımızda o kadar iddialıyım, güveniyorum ki evet, böyle bir şey olacağını çok olasılık vermiyorum. Olmadığı takdirde 6 ayda bir, 1 yılda bir tekrardan seansa gerekebilir. Şimdi bu işin eğitmeni ve uygulayıcısı olarak gerçekten pek çok cihazda çalışmışsınızdır tahminim. Şimdi Alexandrite lazerler var, IPL'ler var ya da işte diyot lazerler var. Bunlar arasındaki kıyaslama bence çok önemli. Pek çok kişi bunu merak ediyor. Bunlar arasındaki kıyaslamanız nasıldır? Ha, çok güzel bir soru. Şimdi Alexandrite'i güzellik salonlarında yapamıyoruz. Bir kere bu yasak. İnsanları bilgilendirmek de önemli. Gerçekten bu işin ehli mi? Doğru bir yerde mi yaptırıyorum? Kullanılan cihaz kaç yıllık, atışı bitmiş mi? Bunlar gerçekten önemli. Cihazlara gelirsek IPL ütüleme tekniği yine buz ve ışın göndererek yapılıyor. Alexandrite üfleme tekniğinde daha çok ağırlıklı olarak siyah ve batıklı olan bölgelerde, daha çok beyaz tenlilerde ve siyah kıl yapısına sahip olanlarda kullanılıyor. Bir riski olduğu için de doktorların yapması gerekiyor. Peki çok açık tenli insanlar ya da çok koyu tenli insanlar, yani Fitzpatrick sınıflamasına göre, deri tiplerine göre mesela işte bir İngiliz, İskoçlar mesela kızıl renklidir. Bir de bilekleri düşünün, yani siyahileri düşünün. Bunlar arasında kılın bitme zamanı açısından fark oluşuyor mu? Kılın bitme açısından çok bir fark oluşmaz. Yalnız çok koyu tenlilerde Alexandrite cihazı uygulanmaz. Uygulanmıyor yani. Direkt ciltte yanma olabilir. Dolayısıyla koyu ciltliler geldiğinde Alexandrite'a girmek istediğini söylediğinde biz bunu uygun olmayacağını söylüyoruz. Yani bunu zaten doktorların kontrolünde yapılması gerekiyor. Ama açık tenliler, bizim kullandığımız fiber diyot lazerinde ise her cilt tipine, her cilt rengine göre uygulama yapabiliyoruz. Sadece beyaz kıllar, açık renkli sarı, turuncu kıllarda çok etkili değil. Peki uygulama konusu, pardon özür dilerim. Uygulama sırasında ağrı özellikle pek çok kişinin korkulu rüyası oluyor. Gerçi siz az önce bahsettiniz buz uygulaması, yani buz lazerden bahsettiniz. Bununla beraber acaba krem kullanmanız gerekiyor mu? Yani Emla gibi daha doğrusu
lokal anestezik kremler kullanmak gerekiyor mu? Çünkü hassas insanlar var. Basit bir iğneyi bile yaptırmakta zorlanıyorlar. Evet. Bu tip durumlarda nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani ağrı konusunu nasıl çözüyorsunuz? Buz lazer olduğu için cihazın başlığında bir buz sistemi var. Cihaz kendi kendini başlığında soğutuyor. Temas ettiği yerde bir buz. Buzun da bir uyuşturucu etkisi var zaten lokal olarak. Çok bir ağrısı yok yani. Kendim de deniyorum, kendim de uyguluyorum. Bir ağrısı olduğunu söyleyemem. Tabii bu kişinin ağrı eşiğine de bağlı biraz daha. ağrı eşiği düşük olanların anestezi krem kullanması uygun olabilir. Anladım. Peki bir seansta mesela bütün vücudunda yaptırmak isteyen bir kişinin kaç saat sürüyor bu uygulaması? Genelde değişiyor ama bayanlarda 1 saat gibi, erkeklerde 1,5-2 saate yakın. Daha sonra da aralıklar olarak da 1 aydan 1 aya evet, diyorsunuz. Evet, ayda bir. Peki yeniden yapabilmeniz için uzaması mı gerekiyor ya da böyle bir aralarda rötuş atışları yapıyor musunuz? Bizim kullandığımız son teknoloji cihazda arada rötuş atmamıza gerek yok. Normalde ayda bir gelmesini söylüyoruz seans aralıklarının ama bu 1,5 ayda da çıkabilir kıllar, 2 ayda da çıkabilir. Yani tamamen kişinin cilt tipine göre, kıl tipine göre. Anladım. Bir de lazer başlıklarında probe dediğimiz yani tarama mesafesi eskiden çok daha küçüktü. Şu anki kullandığınız cihazın probe'u daha mı geniş? Yani daha geniş bir alanı mı yapabiliyorsunuz, tarayabiliyorsunuz? Şu anki, çok güzel yine bir soru sordunuz. Şu anki cihazımızın başlığı da çok büyük değil. Ölçü vermem gerekirse bir bozuk paradan bir tık daha küçük. Ama atış yaptığı teknik şu anki son teknoloji olduğu için temassız bile atış yapabiliyoruz yani. Uzaktan bile atış yapılabiliyor. Peki burada enerjisini ayarlarken çünkü enerjiyi yüksek yaptığınız otomatik olarak yanıklarla karşılaşılır. İşte az yaparsanız kılı görmez ya da yeteri düzeyde şey yapmaz, sonuç alamazsınız. Bu tip durumlarda sonuçta siz bir bilirkişi olarak, bir bu işin eğitmeni de olarak aynı zamanda buradaki teknik bir takım detayları anlatır mısınız? Çünkü sizin bir farkınız var. Bu fark bizim için de çok önemli. Burada teknik detayı şöyle söyleyeyim. Son teknoloji, gerçekten son teknoloji. Bunun bir üstü yapay zeka. Cihazın üstünde cilt tipleri var, yüzler var böyle. İşte kumral tenli, esmer tenli, beyaz tenli yüzler var. Kişiye bakıyoruz, analizini yapıyoruz. O jülünü kendisi ayarlıyor. Yani dediğiniz enerjiyi kendisi ayarlıyor. Zaten şunu da vurgulayayım. 20 jülün üstünde güzellik salonlarında yapmak yasak. Yani buna da dikkat etsinler. Gittikleri zaman sorsunlar kaç jül yapıyorsunuz. 20 jülün üstündeyse istemiyorum diye bunu şey yapsınlar yani uyarsınlar. Bir de yine çok önemli bir konu. Özellikle bayanlarda çene altında olan tüyler ki lazerde görmüyorsa ya da yeterli sonuç alınmayınca bu tip durumlarda elektrikli epilasyon mu yapıyorsunuz? Ya böyle bir şey de yapıyor musunuz? Evet, çok güzel. Yine bir güzel bir soru geldi. Aslında ben bir konunun altında devam edecektim. Sizin sormanız tam üstüne geldi. Şöyle oluyor. Beyaz kılları görmediği zaman ve atıyorum işte 6 seans geldi, işte tek tük kılları kaldı. Ona iğneli epilasyon uyguluyoruz. Sadece o bölgeye hafif akım vererek, o bölgedeki kılı tahrip ederek tamamen kurtarıyoruz. Peki mesela bıyık bölgesine yaklaşımınız nedir? Çünkü bayanların çok ciddi problemlerinden bir tanesi bıyık bölgesi, işte kaş bölgesi. Bu tip bölgeleri de yapabiliyor musunuz? Evet. Öncesinde tabii iğneli epilasyon biraz daha ağrılı diyebilirim, dürüst olmam gerekirse. O yüzden tek tük kalmış atışlara, işte beyaz kıllar da zaten tek tük oluyor biliyorsunuz. O yüzden tek tük kalmış kıllara iğneli epilasyon çok etkili. Peki özellikle kaş bölgesi ya da kaş ortası kısımlarıyla ilgili, çünkü bunlar biraz daha işin ileri boyut uygulamaları. Mesela çok kalın kaşlı erkekler olabiliyor, bayanlar olabiliyor ya da çok böyle hani fazla olabiliyor. O bölgelere de uyguluyor musunuz? O bölgelere de lazer uyguluyoruz öncesinde. Kalan kıllara tekrar iğneli epilasyonu yönlendiriyoruz. Peki dirençli hastalarda neler yapıyorsunuz? Dirençli dediğim özellikle yüz bölgesi çünkü pek çok kişinin en büyük sorunu. Çünkü yüzde en dirençli bölge diye biliyorum. Doğru değil mi? Daha çok suya temas eden bölgeler daha gün içerisinde suya temas eden bölgeler daha geç bitiyor dediğiniz gibi. İntim bölgesi, işte yüz bölgesi, çene, bıyık, kaş, kaş ortası ağırlıklı olarak geç bitiyor. O yüzden ya seans sayılarını arttırıyoruz, kalan seanslarda da iğneli epilasyona yönlendiriyoruz. Kalan kıllarda da. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle polikistik overle pek çok
kişi var, siz de biliyorsunuzdur günümüzde. Polikistik overli kişilerde ciddi hormonal bir şey vardır. Yani testosterona bağlı olarak bu kişilerin özellikle sırt bölgesinde, göğüs başlarında, göbek bölgesinde ya da ne bileyim bacaklarda olabilir, dirençli ve kalın kıllar. Bu tip hastalar geldiğinde neler yapıyorsunuz? Bu tip hastalar geldiğinde, yani danışanlar geldiğinde öncelikle hormon bir testi yaptırması gerekiyor. Gerçekten böyle mi? Hani kendi kendine mi bu teşhisi koydu yoksa bir doktor tarafından mı koyuldu? Evet. Eğer bir doktor koyduysa ve kıllarından gerçekten kesin çözümle kurtulmak istiyorsa ilk adım olarak Alexandrite öneriyoruz. Hı. Bu şekilde ilerliyor. Alexandrite'ten kalan kıllarda diyor buz lazer. Ondan kalan kıllarda da iğneli epilasyon. İğneli epilasyon. Evet. IPL'in peki buradaki yeri ne? IPL modern ağda diye geçiyor. Gerçekten IPL hiç önermiyorum. Sadece kılları uyutuyor. Mesela işte tatile gidiyorsunuz, 3 ay boyunca kıllar çıkmıyor. Alexandrite'da da öyle. Biraz 1,5 ay, 2 ay, 3 ay gibi. İşte dediğim gibi kişinin cilt tipine ve kıl tipine göre uzunluğu sürüyor ama ağırlıklı olarak uyutma tekniği var diyor IPL'de. Peki son olarak şunu soracağım. Lazer kılı artırabilir mi? Doğru uzman tarafından, doğru jülle, doğru yerde yapılırsa arttırmaz, aksine azaltır. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugünkü program konuğumuz güzellik uzmanı ve eğitmeni Betül Yılmaz idi. Bize lazer epilasyonla ilgili bilinmesi gereken tüm teknik detayları açıkladı. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.